yumurta kabuğunda mumlar ve yumurta çiçekler. Süper hızlı poşe yumurta ve fırında yumurta. Ayrıca yumurta kabuklu lezzetli bir kahve. Yeni videomuzu izleyin ve harika yumurta hilelerini öğrenin. Seda yeni favori aktivitesiyle meşgul. Sürekli telefonda. Pınar ona en son haberleri anlatmak istiyor ama arkadaşı ekrana kilitlenmiş durumda. Seda gözlerini ekrandaki yumurtadan alamıyor. Evet doğru. Normal bir tavuk yumurtası. Instagram'da inanılmaz çok beğeni ve takipçisi var. Şimdi Seda'nın da onu popüler yapacak harika bir fikri var. Yumurtaları kullanmak. Seda arkadaşını mutfağa sürükledi. Harika. Bir kutu yumurta çıkardı. Bunların nesi özel? Pınar bu harika fikre göz atmadan oradan ayrıldı. Yumurtaları öyle bir süsleyelim ki bize bakabilsinler. Yumurtalara kalıcı kalemle farklı yüzler çizelim. Yumurta emojileri yumurta kartonuna koyalım. Bu emojiler ne kadar da şirin. Bunlarla bir yumurta tiyatrosu bile yapabilirim. Hepsine bir rol verebilirim. Pınar'ın yeni bir evcil hayvanı var. Küçük melek yeşillikler. Ve o da bizimle yaşayacak. Bir yumurta bardağını akrilik boyayla boyayalım. İçine bir yumurta kabuğu koyalım. Dekoratif kanatlar ve gözler yapıştıralım. Kabuğa küçük taze yeşillikler koyalım. Pınar küçük yeşil hayvanıyla ilgileniyor. Ve Seda etrafta geziyor. Bağırma! Küçük yeşillikleri korkutacaksın. Daha yeni büyüdüler. Harika! Seda yumurta bardağındaki küçük melek yeşilliklerden yedi. Çok lezzetli. Seda yemek yapmaya başladı. Mutfakta gerçek bir yemek şovu var. Şefimiz kesinlikle önemli bir iş üstünde. 3 farklı metot kullanarak poşe yumurta pişirdi. Bir çiğ yumurtayı kepçe kullanarak kaynar suya koyalım. İlk önce yarısını batıralım. Yumurtanın beyazı daha beyaz olduğunda kepçeyle yumurtayı suya batırıp 3 dakika pişirelim. Spatula kullanarak poşe yumurtayı kepçeden alalım. İkinci yöntem. Bir kaseyi plastik poşetle kaplayalım. Poşeti zeytinyağıyla kaplayalım. Bir yumurta kıralım. Sıkıca poşeti çevirip çanta haline getirelim. Kaynar suya daldıralım ve 3 dakika boyunca pişirelim. Poşeti çıkaralım. Bir diğer yol. Küçük bir tencereye kaynar su koyalım ve çırpıcı kullanarak hortum yapalım. Hortumun tam ortasına bir yumurta kıralım. 3 dakika pişirelim. Yumurtayı kevgir ile alalım. Pişirme uzmanı performansını tamamladı. Pişirdiği eserler hazır. O kadar da zor değildi. Afiyet olsun. Pınar güzel kokular aldığı için oraya geldi. Instagram için kesinlikle bu yemeğin fotoğrafını çekmeli. Çünkü o tam bir yemek fotoğrafçısı. Ayrıca yumurta kabuğundan güzel bir telefon kılıfı var. Yumurta kabuğunu akrilikle boyayalım. Koyu maviden açık pembeye 8 pastel ton kullanalım. Kabuğu küçük parçalara bölelim. Renklerine göre ayıralım. Parçaları temiz bir telefon kılıfına yapıştıralım. Çok amaçlı yapıştırıcı tercih edelim. Yumurta kabuklarını birkaç kat tırnak cilasıyla boyayalım. Bu yumurtalı sandviçler çok lezzetli oldu. Aferin sana şef. Ayrıca yumurta kabuğundan çok şık telefon kılıfları yapmak da mümkün. Pınar internetten bulduğu tarifleri yazdı. Bir yemek yarışması düzenleyecek ve Seda da arkadaşı için özel tarifiyle güzel bir kahve yaptı. Bu içeceğin tadını daha da güzelleştirmek için Seda yeni bir pratik bilgi denedi. İçine yumurta kabukları ekledi. Temiz ve kuru bir yumurta kabuğunu toz haline getirelim. Kahve yaparken kahvenin içine bir kaşık yumurta kabuğu tozu atalım. Kahve bu şekilde fazla kaynamaz ve tadı acı ya da ekşi olmaz. Pınar özel tarifli kahveden içti. Ne kadar da nefis. Ama Seda lezzeti daha da artırmak istedi.
Arkadaşı başka bir yere bakarken fincanın içine bir parça yumurta kabuğu attı. Pınar kahvesinden bir yudum daha aldı. Olamaz! Dişime bir şey takıldı. Seda sonucun böyle olacağını bilmiyordu. Hatasını telafi etmek için Seda anında dünyanın en güzel omletini yaptı. Bir yumurtayı bir kaşık sütle çırpalım. İçine baharatlar ekleyelim. Silikon kalıba dökelim. Bir dakika mikrodalga fırında bekletelim. Omleti alalım. Süslemek için ketçap ve susam kullanalım. Pınar omleti çok sevdi. Ama kahvesindeki yumurta kabuğu aklına gelince Seda'nın pişirdiği yemekten yemek istemedi. Önce kendisi tadına bakmalı. Sakin ol Pınar. Bunun içinde gizli bir sürpriz yok. Rahatça yiyebilirsin. Seda odayı çok farklı bir şekilde süsledi. Bu çiçeklerin nasıl yapıldığını merak ettim. Yarım yumurta kabuklarını akrilikle boyayalım. Koyu ve açık lavanta tonlarını karıştıralım. Yapay çiçek parçalarını bir araya getirip yapıştıralım. Köpük lastik tabakadan bir şerit keselim ve püskül yapalım. Püskülleri ve çiçek parçalarını silikon ile yumurta kabuğuna yapıştıralım. Bir boru temizleyicisinden ayaklı halka yapalım. Yumurta kabuğundan çiçeği silikon ile buna yapıştırıp çiçek sapına oluşturalım. Yumurta çiçekleri bir buket haline getirelim ve boru temizleyicilerle saralım. Pınar raftaki yeni buketi fark etti. Bu yumurta kabuğu çiçekler ne kadar da hoş. Doğa severler bu doğa dostu dekorlardan çok hoşlanacak. Yemek savaşı zamanı. Kim daha iyi yumurta pişirecek? Bu bir savaş. Kızartma ve fırınlama çocuk oyuncağı değildir. Kimin yumurtası daha lezzetli olacak? Silikon kalıbın içine birkaç dilim pastırma koyalım. Mantar dilimleri ekleyelim. Yumurtayı bir çatalla çırpalım ve kalıbın içine dökelim. Üzerine rende peynir koyalım. 7 dakika 200 derece fırında pişirelim. Omleti piştiğinde kalıptan alalım ve süsleyelim. Seda bir kraliyet yumurtası hazırladı. Bu yumurtayı özel tarifine göre fırında pişirdi. Pınar da yemeğini sundu. Bu sadece bir yemek değil. Biber içinde gerçek bir yumurta portresi. Bir biberi geniş halkalar olarak keselim. Çekirdeklerini ayıralım. Kızgın tavaya yağ dökelim. Ve içine biberleri alalım. İçine bir yumurta kıralım ve 3 dakika pişirelim. İki yumurtayı tabağa alalım. Bitkilerle ve yarım ızgara sosisle süsleyelim. Bu yemek ne kadar da şirin. Seda hemen sosisten yemek istedi. Kızlar özel yemeklerin tadına baktılar. Gerçekten de çok lezzetli. Yemek savaşı berabere bitti. Yemekler gerçekten harika. Seda zihnini ve ruhunu rahatlatmak istedi. Meditasyon odasında organik mumlar eksik. Pınar hemen bu sorunu çözdü. Temiz yumurta kabuklarının yarısını altın rengi akrilikle boyayalım. Fitilleri parçalarına ayıralım. Bunları yarım yumurta kabuklarına silikonlayalım. Küçük mumların mumlarını yumurta kabuklarına dökelim. Kalan mumları fitilsiz bir şekilde mikrodalga fırında 5 dakika eritelim. Kalan yumurta kabuklarını da bu şekilde dolduralım. Beyaz mumu simle süsleyelim. Mumları soğutalım. Pınar her yere mum koydu. Seda'nın üstüne bile. Etraf huzur ve mutlulukla doldu. Seda tam bir mum düşkünü. Pınar onun için birkaç fotoğrafını çekti. Bu hareketi denemek oldukça tehlikeli. Seda hiç kıpırdamadan oturdu. Fotoğraflar çok yaratıcı oldu. Kızların odası darmadağınık. Her yerde bir kaos var. Bunları hemen temizlemeliyiz. Ama Seda'nın tek düşünebildiği oyun oynamak. Kızlar öğlene kadar birbirlerine şaka yaptılar. Bu kadar sıkı bir temizlikten sonra kendimizi lezzetli yumurta ezmesiyle ödüllendirebiliriz. Bir soğan doğrayalım. Havuç rendeleyelim. Havuç ve soğanı zeytinyağında kavuralım. 4 yumurta haşlayalım.
Buzlu suda soğutalım. Kavurduğumuz soğanlı havuçları ve doğradığımız yumurtaları blender'a koyalım. Kremsi bir kıvam elde edelim. Ezmeyi yarım haşlanmış yumurta beyazında servis edelim. Kızlar tabaklarını silip süpürdüler. Çok lezzetli. Bunun en güzel yanı ev yapımı yumurta ezmesinin tamamen katkı maddesi ve koruyucudan uzak olması. Yumurtalı pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangi pratik bilgiyi evde deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki inanılmaz hileleri ve ipuçlarını kaçırmazsınız.